ziyareti hatırlayalım. Ondan sonra üzerine konuşacağız. Türkiye temaslarının ilk gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, ziyaretin ikinci gününde İstanbul'da Yahudi cemaatiyle bir araya geldi. Neve Shalom Sinagogu'nda dua törenine katıldı. Burada bir konuşma yapan Herzog şunları söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da söyledim. Orta Doğu'daki farklı din mensuplarının barış içinde yaşayabileceğini ve yaşamamız gerektiğini anlattım. Benimle aynı fikirde olduğunu ondan duyduğuma sevindim. Muhalefet iktidarın değişen İsrail politikasına tepkili. Ben merak ediyorum. Bu İsrail neresidir? Temiz elimi kirletmem. Temiz elimi kirletmem. Temiz elimi kirletmem. Temiz elimi kirletmem. One minute. Kimler kimlerle beraber yan yana geliyor? Saadet Partisi sosyal medya hesaplarından yayımladığı videoyla iktidarı eleştirdi. Erdoğan'ın İsrail'i eleştirdiği sözler eşliğinde Herzog'un ziyareti ve Filistin'de yaşanan insanlık dramının görüntülerini paylaştı. One minute. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu da ziyareti eleştirenlerden. Yalvar yakar İsrail Cumhurbaşkanı'nı Türkiye'ye getiren Sayın Erdoğan bize yine 28 Şubat ittifakı olmakla itham etmiş. Biz de ona 28 Şubat'ın savunan adamı Profesör Doktor Necmettin Erbakan Hoca'nın ifadesiyle cevap verelim. Hadi oradan. Haaretz yazarı Jonathan Lees köşesinde Herzog'un ziyaretini değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'e yönelik hakaretlerinin yerini iyimser açıklamaların aldığını belirten yazar, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a sıcak karşılamanın geçmişte yaşananları silemeyeceğini savundu. İsrail'in önde gelen internet gazetelerinden Times of Israel, Erdoğan'ın antisemitizmin insanlığa karşı suç olduğu ve ikili ve bölgesel işbirliğinin yeni fırsatlar oluşturacağı sözlerini öne çıkardı. Tarihi ziyaretin ilişkilerde dönüm noktası olacağını savundu. İsrailli bir lider 14 yıl sonra Türkiye'deydi. Başkent Ankara'da başladı ziyaretine. Daha sonra İstanbul'da devam etti. Bu ziyareti an be an izleyen bir konuğum var. Dış politika yazarı, T24 yazarı Karel Valensi. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Neresinden bakarsak bakalım, tarihi bir ziyaret tabii ki. Siz de takip etme şansını yakaladınız. Öncelikle nasıl bir hava vardı? Başkent Ankara'dan başlayalım. Nasıl bir atmosfer vardı ziyarette? Tabii zaten basına da gözüken bölümünde yani karşılama, Sayın Erdoğan'ın karşılaması, 21 fare top atılması, milli marşların çalınması gerçekten işte bir askerlerin, at üzerindeki askerlerin bayraklarla geçmesi hepsi çok olumluydu. İsrail Devlet Başkanı da uçağa mesajlar yazarak gelmiş. İşbirliği, barış gibi mesajlar vardı uçağın üzerinde. Dolayısıyla iki tarafta olumlu ve bazı şeyleri çözmek için geldiler. Ha, işte uçak burada. Çok samimi gördüm ben. Yani Ankara'daki durumu çok samimi gördüm. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Devlet Başkanı Herzog görüşme yaptığı sırada ben First Lady'lerle beraber müze gezisindeydim. O da çok önemli bir ortamda geçti. Çok güzel sohbetler oldu. Çok güzel ağırlandı Sayın Herzog. Daha sonra kütüphanede İsrail bölümüne gidildi ve İsrail bölümünün önünde birbirlerine kitap hediye ettiler. O da çok anlamlıydı. Hani başka bir yerde de yapılabilirdi ama İsrail bölümünün önünde yapılması çok güzeldi. Yunus Emre'nin İbranice bir kitabı hediye edildi Mikhail Herzog'a. Daha sonra da yemek bölümüne geçildi. Basın toplantısı vardı. Tabii basın toplantısından da bahsedeyim. Basın toplantısında iki lider de çok olumlu konuştu. Anlaşmayacağız her şeyde. Daha önce yaşanan şeyler geçmeyecek, bitmeyecek. Hani unutulmayacak belki de. Ama bundan sonrasında daha olumlu, birbirimize güvenerek ve daha önemlisi hani diyalogla sorunları çözme yoluna gidelim dendi. Hani ana mesaj buydu. Herzog'un kimliğini ben çok olumlu buldum. Sayın Erdoğan iki devletli çözümü ve Filistin konusunu da özellikle altını çizdi. Ondan sonra da yemeğe geçildi. Yemek de çok samimi bir ortamdaydı. Çok kalabalık bir yemek değildi. Ama Türkiye'den çok önemli isimler vardı.
İşte müzik dinletisi, her ülke bir şarkı vardır, Sev Kardeşim diye, onun İbrancesi ve Türkçesi çalındı. Seferat bir şarkı çalındı, yemekler çok güzeldi, ortam çok iyiydi. Çünkü Yahudi toplumu orada bir kan istirasına karşı padişahın çıkardığı fermanın bir replikasını hediye etti Sayın Erdoğan'a. Aynısını da Neve Şalom'da ertesi gün Sayın Herzog'a hediye etti. Yani ortam iyiydi, samimiydi. Belli ki taraflar bazı şeyleri düzeltmek istiyorlar ya da düzeltmeye mecbur kaldılar artık hangi yönden bakarsanız. Ve şöyle bir şey size söyleyeceğim. Mesela 2016'da da biz bir normalleşme yaşadık ama 2016'da bu şekilde bir üst düzey bir buluşma yoktu. O yüzden bunun daha farklı olduğunu düşünüyorum. Sayın Çavuşoğlu ve Enerji Bakanımız İsrail'e gitmesi gündemde bir ay sonra. Herhalde oraya gittiklerinde büyükelçilik konusu da çözülür, büyükelçiler de atanır diye düşünüyorum. Yani ben olumlu gördüm. Tabii 2016 ile bu farkıydı. Bir de benzerliğini söyleyeyim. 2016'da enerjiydi ana konu. Enerji, yani doğal gaz. Türkiye'de mevcut doğal gaz boru hatlarının kullanılması gündemdeydi. Bugün de konu aynı. Türkiye bunu istiyor. İsrail zaten sadece Türkiye ile olmamak şartıyla buna baştan beri okeydi. Hani yumurtalarını tek sepete koymayacağını her zaman söylüyordu. O yüzden Yunanistan ve Güney Kıbrıs'la ilişkilerini bozmayacağını ve Ankara ziyaretinden hemen önce oraların başkentine gitmesinden de anlıyoruz. Zaten Herzog'un kendisi istikrar koalisyonu, özür dilerim, istikrar ittifakı diye adlandırdı bu ülkelerle ilişkilerini. Türkiye ile ilişkisi bozulduktan sonra İsrail bu iki ülkeye yaklaştı. Özellikle Yunanistan'a yaklaştı. Ve hatta bir ara biz tartışıyorduk acaba Türkiye'nin yerini alabilir mi diye. Tabii ki Yunanistan Türkiye'nin yerini almaz. Fakat onların pahasına da Ankara ile ilişkiler düzeliyor diye onlardan da vazgeçilmeyecek. Bu da bunu gösteriyor. Karel Hanım, şuradan devam edelim isterim. İsrail medyasına baktığımız zaman temkinli bir iyimserlik olduğunu gördüm. Ama buradaki hem iyimserliğin altını çizelim hem de temkinin. Çünkü geçmişte yaşananlardan dolayı aslında sizin de işaret ettiğiniz üzere konunun iki boyutu var. Bir, İsrail'in normalleşme hamleleri. İki, Türkiye'nin normalleşme hamleleri. Yani iki ülkede birbirleriyle olduğu gibi başka ülkelerle de normalleşme adımları atıyorlar ve Washington'da bu görüşmeden memnuniyetini dile getirdi. Dolayısıyla daha geniş bir yerden de bakabilir miyiz bu normalleşme adımlarına? Tabii Türkiye dış politikasında bir makas değişiminde, bir değişimin içinde. Bu da işte sorunsuz çember olarak tanımlanıyor. Daha önce sorun yaşadığı ülkelerle artık hani bu şekilde devam edemeyeceğini anlamış gözüküyor ki Ankara böyle bir değişime girdi. Bunu tabii konjonktür de zorladı Türkiye'yi. Türkiye sonuçta bir anda kendini daha yalnızlaşmış buldu. Bu Doğu Akdeniz'deki politikasından, ayrıca Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili sorunlar, birçok ülkeyle sorunu vardı Mısır'dan ve yani her yere dağılabiliriz o konuda. Şimdi bunları toparlama ve düzeltme amacıyla bir açılım içinde. Bu açılımın içinde İsrail de var, Ermenistan da var, Birleşik Arap Emirlikleri de var, Suudi Arabistan da var, Libya da var. Yani daha önce bozulan ilişkileri düzeltmenin bir parçası, yani İsrail'le ilişkilerin normalleşmesi bunun bir parçası. Bunun sebebi de nedir? Ukrayna Savaşı da var. Bölgede yalnızlaşması da var Türkiye'nin. Birçok ittifakın dışında kalması da var. Türkiye'nin yaşadığı ekonomik problemler de olduğu söylene geliyor. Tabii ekonomik sorunlar da var. Sadece şuna dikkat çekmek istiyorum. Diğer ülkeler olumlu olarak yaklaşıyor Ankara'nın bu açılımına. Yani devam ettirmek istemiyorlar. Her aktör daha fazla aktörle işbirliğine girmek istiyor. Bunda da bence hani hem bölgede olanlar hem daha büyük ve geniş bölgede olanlar ama bir de Biden döneminin başlamış olmasının ve Amerika'nın
çok ortada olmamasından da kaynaklandığını çok düşünüyorum. Çok kısa bir süremiz kaldı. Şunu da sormak istiyorum. Belki kulis bilginiz vardır. Bundan sonraki adımlar ne olacak? En kısa zamanda büyükelçilerin karşılıklı atanması bekleniyor mu? Yani bence büyükelçilerin en kısa sürede atanması lazım bu durumda. Hani onlar zaten semboliktir artık devlet başkanları görüştükten sonra. Tabii de şunu da söylemem lazım. İsrail'de devlet başkanlığı semboliktir bizim eskiden olduğu gibi. Ama Bennett'in ve Lapid'in desteği var Herzog'a karşı. Herzog'u destekliyor. Herzog çünkü gerçekten diplomasi alanında çok tecrübeli biri. Çok iyi kontakları var. Çin konusunda da o görüştü devlet başkanıyla. Türkiye ile normalleşmede de Herzog öne çıkarıldı. Yani bir takım çalışması bu. İş bölümü yapılmış gibi. Şunu söyleyebilirim. Ticaret hiçbir zaman bozulmamıştı. Daha iyi olabilirdi. Ama sayılar ortada yükselerek arttı. Bundaki artışı bekleyebiliriz. Enerji konusunda dış politika uzmanı Karel Valensi ile İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye'ye ziyaretini konuştuk. 14 yıl sonra ilk kez bir İsrail... Evet, Karel Hanım, şu an sizi